Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençlere. Bugün sizlerle çok tatlı, çok güzel bir bulmaca çözeceğiz. Bayağıdır bulmaca yapmamışız gençler. Sizlerle şöyle tatlı güzel bir bulmaca yapalım dediğim ülkelerin 3 şıkla kaç insan yaşadığını tahmin etmeye çalışacağız gençler. Daha fazlası için süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda iddialı mısınız? Full çekecek misiniz? Kaç tane doğru bildiniz? Kaç tane yanlış bildiniz? Hepsini yorumlara yazın. Ve Türkiye'de yaşamasanız hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Yorumlara yazın gençler. Ben Dubai'de yaşamak isterdim Türkiye olmasaydı. Haydin bakalım başlıyorum. Ve başlıyoruz. İlk sorumuz Çin. Evet, tahminleri alayım sizlerden. Gençler tabii ki milyon asla değil. Bildiğimiz her 10 insandan biri Çinli. O yüzden bilyon. 1.01 bilyon mu 1.4 bilyon mu cevaplayın. Ben 1.4 bilyon diyorum. %100 eminim. Yes. Gençler, adamlar. Düşünün ya, neredeyse 20 tane Türkiye kadar adamlarda insan var. Bak, dünyadaki her 5 insandan biri Çinliydi. Bir hep de bilgi veriyor. Bilgiler de okuruz birlikte. Fransa'nın sizce kaç gençler nüfusu? 10 milyon asla değil. Dandik bir ülke değiller, küçük. Türkiye'ye yakınlar diye biliyorum. O yüzden cevabım 67.4 milyon. Ve gençler, 67 milyon Le France. O gençler, %85'i Fransa'da yaşayan insanların Katolikmiş, yani Hristiyan. Evet, Amerika. Amerika'da yine dev bir ülke gençler. Hatta dünyanın en güçlü ülkesi biliyorsunuz. Cevaplayın bakalım. 67 milyon tabii ki değil. Türkiye'den kat kat fazla. Ben biliyorum. Siz de cevaplayın. 329 milyon diyorum. Amerika 329 milyon. 3'te 3 geliyor. Tabii bunlar büyük bildiğimiz ülkeler. Oha gençler, her Amerikalı ortalama 2 kilo çöp çıkarıyormuş günlük. Hep fast food yedikleri için işte gençler. Ve Dubai'ye geldik. Birleşik Arap Emirlikleri. Gençler, Suudi Arabistan değil, küçük bir ülke Dubai. Bildiğim kadarıyla çok zor alıyorlar insanları nüfusa. Yani orada yaşamak bile çok zor. O yüzden 9 milyon diyorum. Ve yes, 9.9 milyon. Çünkü arkadaşlar, gittiğimde anlattı bize oradaki adam, 200 farklı ülkeden insan yaşıyormuş gençler Dubai'de. Çünkü Dubai sonradan böyle her insanın gelmesiyle oluşan bir ülke. Ve nüfusu az, ondan emindim. Çünkü kimseyi almıyorlar kolay kolay. Evet gençler, İsveç. 360 bin asla değildir. 360 bin Aksaray nüfusu. 6 milyon da değildir ya. Koskoca İsveç. Ben 10.4 milyon diyorum. Siz de cevaplayın bakalım. Ve bu arada 4'te 4. Gençler çok iyi gidiyorum. 4'te 4 mü? 5'te 5 mi? Ne yaptım? Helal, biliyoruz. Gençler, %88'i buradaki insanların deniz kenarında yaşıyormuş diye anladım. Urban areas dedi. Bura nere la? Gençler, bu hangi ülke? Aa şey, Çile. Ya Türkçesini unutuyorum buranın. Gençler, azdır bence ya. 19 milyon diyorum. 38 de olabilir. 19 milyon. İşte bu be. Küçük bir ülke zaten gençler, görüyorsunuz. Ne diyor burada? Tam olarak anlamadım. Gençler, dünya nüfusunun sadece 0.25'ini oluşturuyorlarmış. Çekya'dayız herhalde. Evet, Çekya'dayız. Çekya'da biraz büyük bir ülke ama Türkiye kadar asla olduğunu düşünmüyorum. 8 milyon, 10 milyon, 83 milyon var mıdır ya? Bence yoktur. 10.7 milyon diyorum. İşte bu be! Aga! Coğrafya kralı burada.
Beklediğimden de iyi gidiyorum be. Avrupa'nın en ünlü ülkelerinden biriymiş gençler Çekya. Yani turizm ülkesiymiş. Aha, Pakistan herhalde burası. Gençler, Pakistan bildiğim çok kalabalık bir ülke. Türkiye'den fazla olduğunu düşünüyorum. Aynı değildir bence. O yüzden 220,9 milyon diyeceğim. Siz ne diyorsunuz? Hadi hocam. Ve Pakistan 220 milyon. Zaten bu Pakistan, Hindistan, o taraflar hep inanılmaz kalabalık. Ama gerçekten bence burada bir hata var. Çünkü Pakistan 230 milyonun 30 milyonu Türkiye'de, 200 milyon nüfusu kaldı. Aha, Kore. Evet gençler, Kore de kalabalık diye biliyorum. Türkiye'den fazladır diye düşünüyorum. O yüzden yine 125,8 milyon diyeceğim. 125,8 milyon diyorum. Ne? Kore sadece 50 milyon mu? Oha! Gençler, Kore'de doğan insanlar 1 yaşında sayılıyormuş. Bizim gibi 0 değil. 1'den başlıyormuş. Vay be. Evet gençler, Küba'nın asla 200 milyon olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha küçük bir ülke olduğunu düşünüyorum. O yüzden 11,3 milyon diyeceğim. Bizden çok olduğunu hayal edemedim. Evet, 11,3 milyon, küçük bir sahil ülkesi diye düşünüyorum gençler. Küba. Yazık gençler, çoğu Kübalılar ayda 20 dolara çalışıyorlarmış. Vay be. 11. Burası Kazakistan mı? Kazakistan 2 milyon değildir ya. Biraz kalabalıktır ama 9 mu 18 mi? Kazakistan. Rusya'ya yakın desek. Gençler, 18 milyon diyorum ama 9 da geçti içimden. 18 milyon. İşte bu be. İşte bu. Bugün arada kaldıklarımı çok iyi tutturuyorum. Gençler, Kazakistan ölçümüne göre, büyüklüğüne göre en az nüfusa sahip ülkelerden biriymiş. Yani çok büyük bir ülke var ama çok az insan var. Evet, burası Litvanya. Hiç tahminim yok. O iki defa 2,8 milyon yazmış yanlışlıkla. Gençler, 2 milyoncuk da olduklarını düşünmüyorum. 5,5 milyon diyorum. Vay be, 2,8 milyon harbiden de. Düşünün arkadaşlar ya. Vay be. Gençler, poverty ne demek bilemedim ama %22,9 insanların oradaki poverty riski varmış. Poverty ne acaba? Yorumlara yazın. Evet gençler, Nijerya'dayız. Yine kalabalık bir ülke. Asla Türkiye'den az olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 206 milyon diyorum. Siz de cevaplayın bakalım. Belki yanlış düşünüyorumdur. Ve 206 milyon Nijerya. De zaten Afrika ülkelerinde inanılmaz bir doğum oranı olduğu için Afrika'nın en çok nüfusa sahip ülkesi Nijerya'ymış gençler. Ve aha, neresi geldi? Myanmar. Asla Türkiye'den fazla olduğunu düşünmüyorum. Ama hiçbir bilgim yok. İlk defa duydum Myanmar'ı. O yüzden 32,4 milyon diyorum. Ve gençler, 54,4 milyonmuş. Vay be, küçücük ülke 54 milyon. Gençler, 135 farklı dine inancas ait grup varmış adamların ülkesinde. Aha. Honduras'a geldik. Honduras 397 binde değildir. 4 milyon mu 9 milyon mu? 9,9 milyon diyeceğim gençler.
Siz de cevaplayın bakalım. 9.9 milyon, 10 milyon nüfusa ulaşmışlar. Tebrik ediyoruz Honduras'ı. Oha gençler, sigara içmek yasakmış. Evinin içinde Honduras'ta. Vay be. Ve böylelikle bulmacamızın sonuna gelmişiz. Akabe, ne ara bitti. Vay be. Bulmaca olunca hızlı geçti gençler. Çok keyifliydi. Hem ülkeler hakkında böyle kritik bilgileri öğrendik. Hem de bence çok başarılı bir bulmaca yaptık. Sadece 3 yanlışımız mı ne vardı gençler? Siz kaç tane doğru bildiniz? Kaç tane yanlış bildiniz? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Bol bol bekliyorum yorumlarınızı. Buraya kodum ilk izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.